bölge müdürüm, sayın dernek başkanlarım ve değerli misafirler. Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen dernek kuruluşunun 26. yıl dönümünü kutlama gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan yaklaşık olarak 135 yıl önce Kafkasya'dan Anadolu'ya başlayan ve ilerleyen yıllarda da devam eden göç hareketleri sırasında vefat eden atalarımız, analarımız için 1943-1944 yıllarında Karaçay-Balkar soykırımında vefat eden soydaşlarımız için Anadolu topraklarına yerleştikten sonra 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde şehit olan halkımız için başta başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte vatan topraklarını kanları ile sulamış, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum.
Keçisin canıma çakır 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 ama çakır ama seni yüreğimde çakır ama nasıl etsin çakır 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 ama gel bir gel olayım taş orada nasıl beşiktir gel bir gel açayım.
olsan gar uçulu, İzzet ben seni tabarıkma. Kökte caruk cıldız şuka, sen attığını atarıkma. Bir keçi sen canıma, çakır 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 ama seni. Yüreğime çakır ama nasıl kıvret beni. Çakır 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 ama kendimde bolayım. Yaşamda nasıl beşikli kalbimde açayım. Min şükür değme almakal, yolu buzlu bir etkendi. Dünyada iki cürekli, ömür yerine bir etkendi. Bir keçi sen canıma, çakır 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 ama seni. Yüreğime çakır ama nasıl bu etmeni. Çakır 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 ama gel birine bağırın. Yaşamda nasıl beşikli kendini açırın. Çakır çakır ama kendimde bolayım. Yaşamda nasıl beşikli kendimde açayım. Değerli misafirler, aramızda bulunamayan Doktor Ahmet Ataç'ın mektubunu okuyorum. Düzenlediğiniz 26. kuruluş yıl dönümü kutlama gecesi için yaptığınız nazik davetinize çok teşekkür ederim. Daha önceden planlanmış yoğun programın nedeniyle aranızda olamayacağımı üzülerek bildirmek isterim. Derneğimizin 26. yılını kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Tepebaşı Belediye Başkanı Doktor Ahmet Ataç. Başkanı Sayın Nurdan Önalan'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Dernek İl Müdürü, Sayın Muhtarlarım, Sayın Dernek Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve kıymetli misafirlerimiz. Derneğimizin 26. kuruluş yıl dönümü kutlama gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 26 yıl bir sivil toplum kuruluşu için iyi ve uzun bir süre. İstikrarın, dayanışmanın, sahiplenme duygusunun, birlik ve beraberliğin en açık bir göstergesi. 26. yılımızı onur ve gururla kutlarken, başta derneğimizi kuran büyüklerimiz olmak üzere, bugüne ulaşmamızda emekleri geçen tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza ve çalışanlarına, gençlik kollarına şükranlarımı sunuyorum. Derneğimiz kurulduğu günden beri Karaçay-Markar halkı arasında yardımlaşma ve danışmayı sağlamak için çalışmış.
kendi içimizden birbirimizi daha iyi tanımak, ilişkilerimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır. Bunun için sizlerin de bildiği gibi Tokat'a, Kayseri'ye gezilerle düzenlemiş, oradaki Karaçay halkımızla birlik ve beraberlik içinde güzel günler geçirmiştir. Hatta Kafkasya'ya kadar uzanan gezilerimizde yine birlik beraberliğimizi sağlamak amacıyla yapmıştır. Gelenek ve göreneklerimizi yine gelecek nesillere taşımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi evrensel insani değerler ve kendi kültürel değerlerimize donatmış hale getirmek için çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar doğrultusunda gençlerimize burs vererek eğitimlerine katkıda bulunmaktayız. Bizler de kadın kolları olarak bu amaçla çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ve hanımlarımıza yönelik etkinliklerimizi geliştirmek için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Kısaca bu faaliyetlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. 15 günde bir gerçekleştirdiğimiz Kadınlar Günü her sene sayımızı arttırarak devam etmektedir. Kadınlar Günü bizim için önemlidir. Çeşitli bilgilendirmeler, eğitimler, sunumlar yapıyoruz. Derneğimize gelen misafirlerimizi kadınlarımızın ikramları eşliğinde ağırlıyoruz. Ayrıca bugün bizim hıçın günümüzdür. Hıçın yemeğe geliyoruz, sohbetler ediyoruz. Hatta zaman zaman eğleniyoruz, toylarımızı yapıyoruz. Yine değerli hanımlarımızın istekleri ve doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz kurslarımız derneğimizde devam etmektedir. Önceden Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaptığımız kurslarımız tamamlanmış, yapılan çalışmalar sergilenmiştir. Mefruşat sergisi, örgü kurgusu sergisi, keçe kursu, kiz adlı sergisi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şu an kendi içimizden gönüllü çalışan arkadaşlarımızla kurslarımız devam etmektedir. Bunlardan biri pratik dikiş kursudur. Ayten Arslan'ın gönüllü hocalığıyla gerçekleştirilen kursumuz ilgiyle ve güzel çalışmalar yapmaktadır. Ayten Arslan'a gönüllü hizmetlerinden ve emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer bir kursumuz Oka Tüygen adını verdiğimiz kursumuzdur. Kültürümüze ait geleneksel düğüm teknikleri ve yöntemleriyle ve yine geleneksel motiflerimizin yer aldığı takı tasarımları ile gerçekleştirilen kursumuz Sermin Çalışkan hocamızın gönüllü eğitimiyle devam etmektedir. Kendisine gönüllü hizmetlerinden ve emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Örgü kursumuz hanımlarımızın yoğun isteğiyle gerçekleştirilmiş olup eski hocalarının da misafir ettikleri örgülü, sohbetli, güzel çalışmaların yapıldığı bir kurstur. Diğer bir kursumuz ise keçe kursumuzdur. Her bir kursiyerin neredeyse bir keçe hocası olduğu kursumuza Kiz adlı sergisinden sonra geleneksel Karaçay keçe işçiliği ve motiflerini de dikkate alarak çalışmalarını sürdüren bir kurs haline gelmiştir. Talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeni kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. Bunların dışında birlik ve beraberliklerimizi güçlendirmek, birbirimizi tanımak, bunun için de uygun ortamlar sağlamak amacıyla belirli günlerde yemekli toplantılar ve kahvaltılar, şehir içi dışı geziler, işte hatırlarsınız belki İstanbul gezisi, Tokat gezisi ve yine daha yeni geldik Allah kabul etsin bir Ümre gezisi bunların içerisindedir. Sinema gibi toplu etkinlikler ve eğlenceler, yaşlılar yurdu ziyareti gibi sosyal çalışmalar da sizlerin katkılarıyla yapmış olduğumuz çalışmalardır. Ayrıca bu geceki gösteride oynayan çocuklarımızın anneleri, çocuklarımızı derneğe çalışmaya getirdiklerinde beklerken boş durmamışlar. Çocuklara yönelik bere ve boyunluklar örmüşlerdir. Ördükleri bere ve boyunlukların bir kısmını çocuk esirgeme kurumundan 0-6 yaş grubuna
Bir kısmını Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Halk Merkezlerine, bir kısmını da çiftelerdeki Suriye'den gelen Karaçaylı çocuklara hediye etmişlerdir. Yine bir kısmını bu akşam kendi çocuklarımıza sürpriz yapacaklardır. Düşünceli davranışlarından ve emeklerinden dolayı kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, halk oyunları hocamız Mugamet'e, yine bizim gurur kaynağımız gençlerimiz ve çocuklarımıza, her zaman bize destek veren dernek başkanımız Musa Korkmaz'a ve yönetim kuruluna, çalışma arkadaşlarım ve kadınlar kolu yönetimime ve tabii ki katılımlarınızdan dolayı ve desteklerinizden dolayı siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. İyi gecelerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Saygılar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Dernek Başkanımız Musa Korkmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Derneğimizle ilgili her şeyi söyledi. Ben şu ışıklar biraz büyük bir şey yok muydu? Hiç kimseyi göremiyorum. Şöyle yapmak zorunda kalacağım. Sayın Valim, Sayın Dernekler İl Müdürüm, Dernek Başkanlarım, Muhtarlarım, Değerli Protokol Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Kadın Kolları Başkanım ve Değerli Hazirun Karaçay Malkar Halkı, 26. Derneğimizin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. (Gülüyor) 26 sene Nurdan Başkan da söyledi. Hiç durmadan artık ben onlara çok girmeyeyim. Fazla da siz de zamanınızı almayayım. Bir şey söyleyeceğim. Önce Kadın Kolları Başkanı Nurdan şeyini verelim. Nurdan Başkanımı ve Kadın Kolları üyelerimizi bir alalım sahneye. Onları bir alkışlayalım. Gerçekten çok emekleri var. Derneğimizin buraya kadar gelmesinde en büyük pay sahibi kadınlar. Bizim dernekte haftada 7 gün 9 tane kursumuz olur. Ve bu kadınlarımızın hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Son ümre ziyaretimizde de Nurdan Başkanımın çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Diğer kadın kolları üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, hepinize çok teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Kadın kollarımız buradayken yönetim kurulu arkadaşlarım da alayım lütfen. Yönetim kurulu arkadaşlarım da alayım. Ben de bu ince davranışı için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına da kendi adıma da. Sağ olsun. Başkanımız da yürüdüm. Sizler sağ olun. Sizler sağ oldukça, sizler de bu adım oldukça biz inşallah daha da çok şeyler başaracağız. Ahmet Potaş. Görevde mi? Şöyle adam işte. Şimdi yönetim kurulu arkadaşlarımla benim bu sene 6. sene bu dernekte. 2 seneden öncesi var, 8 sene. 8 sene yönetim kurulu başkanlığı. Ve bu 8 sene yönetim kurulu başkanlığında da yanımda ne kadar yönetim kurulunda çalışan arkadaşlarım varsa hepsi o kadar özverili çalıştılar ki işlerinden, eşlerinden, dünya telaşlarından, çocuklarından zamanlarını ayırıp hep sizler için çalıştılar. Hep Karaçay Malkar halkımız için çalıştılar. Ve derneğimiz de bunların sayesinde buraya geldi. Dernek kadın kollarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz sayesinde. Gençler de gençlik kolları başkanımız Yasin, Orkun da eski gençlik kolları başkanımız. Onları da alayım. Gerçekten bu yönetim kurulu arkadaşlarıma her zaman ben şükranlarımı sunuyorum. Yine sizlerin huzurunuzda da hizmetlerinden dolayı bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Hepsi çok sağ olsun, var olsun. Bundan sonraki yönetim kurulu da yönetimlerimize de görev almak nasip etsin.
Almanlara da almak nasip etsin. Derneğimizin bunların sayesinde Eskişehir'de bir numaralı dernek Türkiye'de ilk 5 derneğin içine soktu. İlk 5 dernek. Sadece burada bu yaptığımız bu aktiviteler, geziler, programlar, düğünler, dernekler, kurslar onlar değil. Bizim esas amacımız çocuklarımızı kurtarmak. Bir şey söyleyeceğim demiştim. Bu konu üzerinde azıcık konuşacağım. Ondan sonra bırakacağım. Çok komisyonlarımız var. Komisyonlarda arkadaşlarım hepsi işlerini düşünüyorum. Vazifelerini yapıyorlar. Şimdi küreselleşen bu dünyada herkes grup grup gruplaşıp bütün boşta kalan, sahipsiz kalan ya da sağa sola biraz meyilli olan gençlerimizi hepsini böyle atmaca gibi alıyorlar. Yani öyle bir cemaatler, öyle bir sivil toplum kuruluşları, öyle bir örgütler var ki çocuklarımızı boş bıraksak hemen kapacaklar. Ben biliyorum ki şu an bugüne kadar, şu son zamanlarda özellikle kaç tane gencimize telefon edip sakın derneğe gitmeyin, günah işlemeyin, tepsemeyin, oynamayın. Kendi Karaçaylılarımız söylüyor bunu. Allah için gelin, cihata gelin. Yok bilmem ne için gelin, bilmem neye gelin. Ya hepimiz %99'u Müslüman olan bir memlekette, bu demokraside ne zorluk gördük de siz bunları yapıyorsunuz. Biz çocuklarımıza asla onlara yedirmeyeceğiz. Lütfen bütün velilerimize söylüyorum. Biz burada bir saat gösteri yapmak için, çocuklarımızı bir saat burada toplamak için ya da sizlerin gönlüne, gözüne girmek için çalışmıyoruz. Burada asıl amaç çocuklarımızı kurtarmak, dilimizi unutmamak, kültürümüzü unutmamak. Karaçay'da, Kafkas'ta, Karaçay, Çerkeski'de, Kabardey, Balkan Cumhuriyeti'nde, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Almanya'da, Amerika'da, nerede Karaçaylı varsa bunların hepsini birlik bütünlük içine tutmaktır. Ankara'da iki dernek daha kuruldu. Yakabunlar Dernek Başkanımız da başkanım burada. Yakabunlar'da bir dernek daha kurduk. Keşke köylerimizin hepsinde birer dernekleri olsa, hepsini de aktif hale getirsek ve hepsinde gençlerimizi oralara yönlendirebilsek. Sizlerden rica ediyorum. Bizler bu yönetimde oluruz olmayız. Bizden sonraki dönemlerde o küçük yavrularınızı, büyükleri yetiştirdiniz, onlara bir şey demiyorum. Bak şurada küçük yavrularımız var. Bunun gibi bu küçük yavrularımızı lütfen derneğe getirin. Dernekte bu Karaçay Malkar kültürünü aldırın. Bu Karaçay Malkar kültürünü alan insanların her yerde bir özelliği var. İnanın daha iki gün önce Ömre'den geldik Arabistan'da. Allah nasip etti gittik. Orada da Berat gecesinde de oradaydık. Hepinize dua ettik. İnşallah niyet edip de gelemeyenler varsa bunların hepsini Allah'ım sen buraya gelip görmeyi nasip etti. Orada 31 kişi gittik ve 31 kişi orada toplumların hepsinin daha farklı. Herkes birbirine yardımcı, herkes birbirini bilen insanlar. Toplu hareket edersek böyle olacak. Onun için diyorum, biz toplu hareket edelim. Nerede bir derneğimiz varsa derneklerimize üye olalım. Küçük çocuklarımızı derneklerimize getirelim. Kültürümüzü yaşatalım ve bütün analizlerimize de sahip çıkalım. Bunu hatırlatacağım buydu. Bir de Karaçay günü, Natların toy gününü 6 Temmuz Cumartesi günü yine aynı yerde yapacağız. Nasıl Allah nasip ederse. Bu sene Eskişehir Karaçay Malkar Derneği Natların toy günü Kafkas Festivali. Adı böyle. Bundan sonra böyle. Eskişehir'e mal edeceğiz. Evet. Kadir abi teşekkür ederim. Bu Karaçay günümüzde bunu hep söylüyoruz. Karaçay günümüz her sene Temmuz ayının ilk cumartesi günüdür. Lütfen o güne o güne düğün, dernek, toplantı ya da mevlüt gibi şeyler düzenlemeyelim. Eğer düğün, dernek, kına, gece böyle şeyler düzenleyip o güne denk getirip derneğe gelirseniz bize de gençlerimiz gelsin, bize de akordiyon verin derseniz kusura bakmayın. O gün Karaçay'ın günüdür. Bir gün kendinize ayıracaksınız. Bir gün. Yılda bir gün.
Biz yılda bir gün Karaçay günümüze adarsak ve çocuklarımıza da sahip çıkıp bu kültürümüzü yaşatırsak biz evvelallah Türkiye'de bir numaralı dernek olacağız. Federasyonumuzu da kuracağız. Konfederasyonlara da üye olacağız ve devlet düzeyinde de kendimizi ifade edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, gördüğünüz için. Ve kadınlarımıza da, yönetim kurulu arkadaşlarıma da hepinizden daha büyük alkış diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Sayın Başkanım Musa Korkmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi gençlere gerçekten sahip çıkan bir derneğimiz var. Bütün yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kollarına da bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Vali Yardımcımı sahneye davet ediyoruz. Başkan, değerli misafirler, burada herhalde en az şeyi söyleyecek kişi benim. Emri Baki oldu ama ben kendi adıma şunu söylemek isterim. Memleketimizin her bir köşesi ayrı bir renge sahip. Memleketimizin her bir insanı ayrı bir değere sahip. Karaçay Balkar Türkleri bizim en güzel renklerimizden bir tanesi. Ben Kayseri Pınarbaşlıyım. Sizinkilerin bir kısmı da bizim oralarda. Dolayısıyla şimdiye kadar yaklaşık 25 yıldır çalıştığım ülke idarede memleketimizin her köşesinde her boydan, her soydan vatandaşımızla, insanımızla karşılaştık. Samimiyetle söylüyorum, her biri ayrı bir zenginlik. Şimdiye kadar gördüğümüz, daha önce gördüğümüz, biraz sonra sergilenecek kültürel değerler bu memleketin zenginliği. Çoklukta birliktenen şey bu. Dolayısıyla siz bir renk katıyorsunuz, ben bir renk katıyorum, öbürü bir renk katıyor. Onun için Türkiye gökkuşağı gibi bir renkler cümbüş. Bu gözle bakarsak biz çok zengin bir kültüre sahip bir milletiz. Zengin bir topluluğuz. Bunun devam etmesi çok önemli. Ben kendi adıma derneğinizin yaptığı, sizin nezdinizde böyle özellikle Kafkaslardan, Balkanlardan, dünyanın diğer yerlerinden Anadolu'ya toplanmış ve ister istemez dünyadaki erozyona maruz kalan kültürel unsurları canlı tutmaya çalışan derneklere, bu yolda kendini vakfeden şahıslara büyük hürmet duyuyorum. Allah onlardan razı olsun. Çünkü kültür demek insan demek. Türkiye'de bir şekilde yaşarız ama bu sizin sahip olduğunuz Karaçay Balkar kültürü, dili, gelenekleri, bunlar yok olursa da bir şekilde yaşarız ama bir dünya yok oluruz. Onun için bu yolda emeği geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli misafirler, konuşmalarından dolayı Vali Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi artık danslarımız başlıyor. Minyetav Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nu Toyk Ekseri'yle sizlerle başlayalım. Thank you.
Duygu Umut'la ve Melik Örebilme ise şarkılarıyla sizlerle. Yaşadık ya Savkeli'miz.
misafirler. Müzik dinletimizi dinledik Mingitao müzik grubumuzdan. Danslarımızı yaptık. Bir de derneğimizin bir diğer faaliyeti olan Emre Çipke hocamızın önderliğinde bir akordeon grubumuz bulunmakta. Şimdi sırada o akordeon grubumuz var. Sahneye davet ediyorum onları. Üç parçalık bir dinletileri var. Daha sonra devam ediyoruz programımıza. Thank you.
Arka dansıyla sizlerle. Değerli misafirlerimiz, sırada Mingitan Müzik Grubu, Maryam ve Huzaymaç şarkılarıyla sizlerle beraber.